Değerli konuklarımız, 2021-2022 akademik yılında Hisar Okulları'nın 25. yılını kutlayacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin ve toplumun gelecekle ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak için düzenlenen 25. yıl etkinlikleri kapsamında başladığımız Geleceği Tartışmak temalı Hisar konuşmalarının ikincisine hoş geldiniz. Ben Mahir Badem. Hisar Okulları'nda lise müdür yardımcısı ve inovasyon merkezi koordinatörü olarak görev almaktayım. Tüm eğitim kurumlarında eğitimin ve teknolojinin geleceğinin çok yoğun tartışıldığı bu günlerden geçmekteyiz. Biz de Hisar Okulları olarak geleceği hayal etmek, düşünmek ve uzmanlarla tartışmak istedik. Bugün değerli konuklarımız Füsun Sarp Nebil, Doktor Uygar Özesmi ve Faruk Eczacıbaşı ile birlikte geleceği tartışırken insan, doğa, yapay zeka üzerine duracağız. 1980'lerde başlayan sanayi toplumu döneminden günümüze kadar dünyamız ekonomik, toplumsal ve çevresel anlamda çok ciddi bir dönüşümden geçti. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte tecrübe ettiğimiz değişimin hızı geçmiş dönemlere göre katlanarak arttı ve artmaya devam ediyor. Tarım toplumlarından sanayi devrimine ve bilgisayar çağına nasıl bir yolculuk yaparak geldik? Bugün baş etmekte olduğumuz gerçeklikte yapay zekanın rolü nedir? Deneyimlediğimiz bu hızlı değişimlerin yaşandığı süreçte gezegenimizin sürdürülebilirliği için farklı sektörlere ve bizlere ne tür sorumluluklar düşüyor? İşte bugün konferansımıza konuklarımızla bir öncelikli olarak bu temel soruların yanıtlarını tartışacağız. Gençlerimizin geleceği bizim dönemlerimizden ve şimdiki dinamiklerden hiç şüphesiz çok farklı olacak. Bir yandan biz eğitimcilerin en büyük sorumluluğu gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek kurgulayabilmeleri, adil ve eşit bir dünya yaratabilmeleri için gerekli olan eğitimleri sunmak. İşte konferansımızın ana hedeflerinden birinin de bu olduğunun altını çizmek isterim. Bu vesileyle gençlerimiz için değerli vakitlerini ayırıp aramızda bulunan konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözü konuşmacılarımıza vermeden önce kendilerini ve bugün aramızda olan öğrencilerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Füsun Sarp Nebil. Füsun Nebil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden nükleer yüksek mühendis olarak mezun olduktan sonra bilişim ve telekomünikasyon alanlarında çalıştı. 2000 yılında kurduğu TürkInternet.com sitesinde telekomünikasyon ve bilişim alanlarında habercilik yapan Nebil'in Elektrik Mühendisleri Ödesi, Boğaziçi Mezunlar Derneği, hukuk konulu dergi ve sitelerde teknoloji alanında makaleleri yayınlandı. T24 Haber sitesinde 7 yıldır düzenli olarak köşe yazarlığı yapan Nebil, çeşitli derneklerde üyelik ve yöneticilik yaptı. Nebil'in Bitcoin ve kripto paralar sistemi yıkan Bir Araç Olabilecek mi isimli kitabı bulunuyor. Füsun Hanım hoş geldiniz. Doktor Uygar Özesmi. Çevre bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere hayata geçirdiği goodfortrust.org'un kurucusu ve kışkırtıcısıdır. Özesmi, aynı zamanda Türetim Ekonomisi Derneği Başkanlığı'nı yürütüyor. Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde misafir öğretim üyesi olan Uygar Özesmi, Ashoka Vakfı, Eniva Vakfı yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Özesmi'nin 100'den fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, bir kitabı ve Açık Radyo'da her gün yayınlanan bir programı bulunuyor. Uygar Bey, hoş geldiniz sizde. Faruk Eczacıbaşı, Berlin Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Faruk Eczacıbaşı, 1980 yılında Eczacıbaşı topluluğuna katıldı ve uzun yıllar e-dönüşüm sürecini yönetti. Halen başkanlığını yürütmekte olduğu Türkiye'nin endüstri dönemi sonrasında hazırlık vizyonuyla 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı aracılığıyla çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışıyor. 1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını üstlenen Faruk Eczacıbaşı halen bu görevi sürdürüyor. 2018 yılında yayınlanan Daha Yeni Başlıyor
isimli kitabıyla teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götürdüklerini inceliyor. Gelecekte dünyayı iyisi ve kötüsüyle nelerin beklediğini tartışıyor. Faruk Bey, hoş geldiniz. Evet, bugün bizlerle birlikte öğrencilerimiz Hazar ve Can da olacak. Şimdi kendilerini tanıtmak üzere sözü onlara bırakıyorum. Hazal, önce senden başlayalım istersen. Tabii. Herkese merhaba, ben Hazal. Şu an Hisar Okulları'nda 11. sınıf öğrencisiyim. Fridays for Future Digital ve İklim İçin Gençlik Türkiye Hareketleri'nde iklim aktivistliği yapıyorum. Ayrıca fizik, matematik, bilgisayar bilimi gibi alanlara bir ilgim var. Bir de Fridays for Future'ın international tarafına bağlı olan Newsletter for Future, yani Fridays for Future'ın haber bülteninde de destek veriyorum. Benden de bu kadar. Teşekkür ederim Hazar. Can, bir de kısaca seni tanıyalım. Herkese merhaba. Ben de Hisar Okulları'ndan Can Aydın, 12. sınıf öğrencisiyim. Robotik takımında daha çok mekanik şeylerle ve bilgisayar bilimiyle ilgileniyorum. Ve makine mühendisliği okumayı planlıyorum. Öyle yani. Teşekkür ederim Can. Tüm Hisar Okulları öğrencilerimiz, mezunlarımız, velilerimiz, akademik ve idari kadrolarımız ve değerli konuklarımız. Hepimiz için ufuk açıcı olan cağına inandığımız konferanslarımızın açık kaynak misyonumuzla uyumlu olarak tüm eğitimcilere, öğrencilere, velilere ve toplumun diğer üyelerine de açık olduğunu, daha sonra da kayıtlara erişim sağlanabileceğini belirtmek isteriz. Konuklarımıza bu konuda gösterdikleri esneklik ve duyarlılık için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz söyleşi süresinde sorularınızı soru-cevap Q&A kısmından kime yönelttiğiniz bilgisiyle birlikte iletebilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden söyleşimize başlayalım. Buyurun Sayın Nebil, söz sizde. Teşekkür ederim Mahir Bey. Hayırlı olsun konferansınız. Ben bir konuşma yapmam istendiğinde özellikle bu yaştaki gençlerin neyi merak ettiğini düşündüm. Kendi aynı yaştaki durumumdaki endişelerim aklıma geldi. Bu nedenle size şöyle bir şey anlatacağım. Biliyorsunuz robotlar çağına girdiğimiz söyleniyor. Yapay zeka çağındayız. Acaba terminatörler mi geliyor? İşlerimizi elimizden mi alacak? Genç nesil için düşündüğüm şu. İçinde oldukları ortam, ki üniversiteye herhalde girmeyi düşünüyorlar, çalışma hayatına girmeyi düşünüyorlar. Kendi gelecekleri ve dünyanın geleceği, ki Hazal iklim aktivisti diyor, bunun bir endişesini taşıdığını düşünüyorum. Acaba bu konularda endişeleriniz var mı? Bu okulu bitirdikten sonra ne yapacaksınız? Kendime yer bulabilecek miyim ya da nerede bulurum, nasıl bir şey olmalı diye düşünüyor musunuz? Ben bunlara cevap vermeye çalışacağım. Bunun için de biraz geçmişten geleceğim. İş hayatındaki nasıl bir gelişme olduğunu sanayi devriminden itibaren anlatmaya başlayacağım ve teknoloji çağına getireceğim ki bir farklı bakış açısı acaba verebilir miyiz diye. Sanayi devriminde 1760'ta başladığı tarihlenir ki buharlı makinelerin bulunmasıdır bu tarih. Ama gerçek sanayi çağı 20. yüzyıl gibi denebilir. 19. yüzyılın sonları gibi. Temel girdilerinden bir tanesi insan emeğidir. Ve bütün 20. yüzyıl bu insan emeğinin kaynaklarının şekillendirilmesiyle geçti. Bu yüzyılın özel sektörü büyük şirketlerden ve esnaf, işte bakkal, eczane gibi küçük mikro şirketlerden müteşekkil. Kobis sayısı nispeten azdı. Bu dönemin artısı, insan kaynağı için iş ve emeklilik garantisi vardı. Şirket için ise dengeli bir düzen. Eksiler, bu iş ve emeklilik garantisi monotonluk insan kaynağı için ve kendini geliştirememe şirket açısından aynı şekilde belli bir
gelişememe getiriyor. Şirket içinde büyük bir risk, çok büyük bir insan kaynağını yönetmek zorunda kalıyorlar. İşte buna karşı 1980'lerde Amerika'da outsourcing, başka ismiyle taşeronluk sistemi başladı. Mantık 1973'te İngiliz Ernest Friedrich Schumacher'in teorisiydi. Yayınladığı bir kitapta Small is Beautiful, küçük güzeldir. Yani büyük şirketleri o tarihe kadar, 80'lere kadar en çok elemanı olan, en çok ofisi olan, en çok arabası olan şirket en büyük şirketti. Ama Small is Beautiful şirketleri küçük kar merkezlerine bölmeyi anlatıyordu. Bugün günümüzde örneğin eskiden bütün şirketlerin yemekhanesi varken şimdi dışarıdan yemek şirketlerinden hizmet alınması, hatta giderek yemek kartlarının çıkması bu mantığa dayanır. Bu outsourcing olayı internet ve bilişim sayesinde, yani uzaktan erişim sayesinde daha da yayıldı, gelişti. Bunun artıları, eksileri, verimlilik arttı, ortak akıl kullanımı arttı. Bu ortak akılı size tekrar hatırlatacağım, önemli bir kavram. Şirketlerin risk yönetimi ve manevra yapması kolaylaştı çünkü küçüldüler. Ve paralelinde orta ve küçük ölçekli firmalar arttı. Bunlar taşeronluk hizmeti sağlayan firmalar, büyük firmalara. Böylece ekonomiler hızlandı, istihdam arttı ve en önemlisi girişimcilik arttı. Eksiler ise çalışanlar için güven ve düzenli maaş alamama riski oluştu. Büyük şirketler aşırı büyüdüler çünkü eleman maliyetlerini üzerlerinden büyük oranda atıp daha dengeli faturayla aldıkları masrafları oldu. KOBİ'lerde de rekabet arttı, kazançlar düştü. Bunu ülke bazında da konuşalım. Amerika'nın başlattığını söylemiştik outsourcing'i 1980'de. Bunlar $2000 ortalama maaş ödenilen işleri uzak doğuya verdiler. Orada $100-500 maaşlar alanlar bunları yaptı. En iyi örneklerinden biri iPhone'dur biliyorsunuz. Böylece uzak doğuya biraz para akmaya başladı. Batıdan doğuya, ki bugün bunun sonuçlarını batı ile doğu arasında yükselen çekişme, Çin-Amerika arasında daha somut biliyorsunuz. Bir büyük çekişmeyle görüyoruz. Bu arada zenginleşen ülkelerden biri de Hindistan. Hindistan övünüyor. Hemen hemen büyük bütün Amerikan internet devlerinin genel müdürleri, CEO'ları Hintli. Microsoft, Hintli, Google, Hintli. Bilmediğiniz yazılım firmaları var. NetApp gibi. Bunlar da hep Hintli. Dolayısıyla böyle bir dengeyi yarattı outsourcing. Fakat 2000'den sonraki teknoloji daha da başka bir sistem getirdi. O da gig ekonomisi diye biliniyor. Gig, müzikten gelme bir terim. Tamam. Bu yeni bir tarz değilse de teknoloji sayesinde yayıldı. Artık bütün meslekler bu sınıfa girmeye başladı. Ama fikir vermesi açısından basit bir sınıflandırma yapalım. Danışmanlar, serbest çalışanlar, geçici sözleşmeli işçiler, bağımsız yükleniciler ve profesyoneller bu sınıfa giriyor ki Gallup'un geçen yıl yayınladığı araştırma, Amerikan çalışanların, Türkiye'deki rakamı bilmiyoruz ama Amerika'daki çalışanların %36'sının birincil ya da ikincil işleri yoluyla gig ekonomisinde yer aldıklarını gösteriyor. Şimdi gelelim çağımıza. Robotlar işimizi alacak mı? Teknolojide insan kaynaklarını etkileyen bir gelişme oldu. Yani 1970'lerden itibaren robotik gelişmeyi görüyoruz. 90'lardan sonra interneti görüyoruz. 2010'lardan itibaren de çok daha yüksek teknolojiler, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, nesnelerin interneti, otonom araçlar vesaire. Peki bunlar işimizi elimizden alacak mı?
Bu hep tarih boyunca söylenmiştir. Burada bir örneğini görüyorsunuz. John Henry isimli bir efsane, Amerikan efsanesi. Bu bir tünel açılışında muhtemelen diyorum çünkü Amerika'nın farklı eyaletleri kendisine mal ediyor bu efsaneyi. Hatta bir linkini de görüyorsunuz, şarkısı da var bu konuda. Bir tünel açılışında darbeli matkap getirildiğinde yeni icat edilmiş. Bu elimizden alacak işimizi diye düşünerek yarışa giriyor John Henry. Bir tam gün darbeli matkaptan daha fazla kaya deldiğini elindeki çekici görüyorsunuz iddia ediyor. Hakikaten başarılı bir çaba gösterdiği söyleniyor. Fakat ertesi gün yorgunluk nedeniyle öldüğü iddia ediliyor. Burada farklı başka şeyler de var. Konumuz bu değil ama şunu göstermek için söyledim. Tarihte hep gelişmelere, yeniliklere karşı tepki vardır. Hep korku vardır. Bu da John Henry'de bir örneğiydi. Peki robotlar işimizi elimizden alacak mı? Evet ve hayır. Evet. Bazı işleri robotlara yaptıracağız. Tıkanan kanalizasyonları açan mikro robotlar var günümüzde. Hayır, daha önce olmayan yeni işler doğacak. Bu her zaman olmuştur. Tarihin her çağında olmuştur. Darbeli matkap belki işini yapan yok olmuştur. Ama o darbeli matkabı yöneten kişi vardır. Burada da çok farklı bir örnek son yıllarda drone pilotluğu. Ama çok daha farklı veri analistliği gibi meslekler olduğunu biliyorsunuz. Peki rahatlamalı mıyız? Hayır. Çünkü şu andaki problemlerden biri robotlar ve otonom araçlar için altyapı hazırlanmamış durumda. Örnek vereyim. Otonom kamyonlar hazır. Birçok kamyon firması bunu ısrarla söylüyor. Ama Türkiye için örneklersek 500 bin tane kamyon, 500 bin tane kamyonet olduğunu görüyoruz. 1 milyon şoför en az demek bu ki daha fazla olabilir. Bu 1 milyon şoförün ailelerini düşünün. 5 milyonluk falan bir zümre. Otonom araçlar çok faydalı. Neden? Kaza sayısı azalacak. Bunların benzin harcaması düzenli gittikleri için çok daha tasarruflu oluyor. Artı taşıdıkları mallar yollarda beklemeden gidecek ama 5 milyon kişi işsiz kalacak. İşte bu nedenle dünya çapında toplumsal mutabakata ihtiyaç var, hukuki altyapıya ihtiyaç var ve eğitim gerekiyor. Yani henüz bu konuda dünya çalışmıyor. Gelişmeler konuşuluyor ama çalışmıyor. Şimdi ben size bütün bunlardan sonra biliyorsunuz büyükler, yaşlılar sürekli gençlere tavsiyeler verirler. Ben de size birçok tavsiye verebilirim. En başta modası geçmiş olsa da okuyun, kitap okuyun diyebilirim. Ama ben size bu anlattığım şemadakine nasıl uyarsınız ona yönelik bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Öncelikle değişimden korkmayın. Bu değişimi demin de söylediğim gibi her zaman değişiyor hayat. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu cümleyi birçok kişi tarihte söyledi. Ama yine de tarih tekerrür eder derler. Ama tarih değil insan karakteri tekrarlıyor. Kişi kişi değil ama birçok insan aynı derecede yaratıcı, aynı derecede hırslı, aynı derecede kıskanç, tarihteki benzerleriyle kastediyorum. Bu yüzden yapmanız gereken şu, ortamı analiz etmeniz lazım ve kendi hikayenizi yazmanız lazım. Yeni bir çağdayız. Bu çağda her şey değişiyor. Çünkü internet bunu hızlandırıyor. Burada birkaç örnek verdim. Biz belki hatırlamıyorsunuz bile kaset kullanıyorduk, kasetle müzik dinliyorduk. Şimdi Napster, belki onu da hatırlamıyorsunuz. iPod geldi, şu anda Spotify var. Bizim çocukluğumuzda çocuklar dışın ya diyerek sokakta birbirlerine
yapma oyuncak tabancalarla ateş ederlerdi. Şimdi Counter Strike var biliyorsunuz ya da diğer tüm oyunlar. Klasik reklamcılık yerine dijital reklam geçti. Yemek yapmak yerine yemek sepeti var. Taksi yerine Uber var. Televizyon yerine YouTube var. Sinema yerine Netflix var. Kahvehane yerine Twitter var. Migros yerine sanal market var. Para yerine de Bitcoin henüz geçmediyse de konuşuluyor. İnternetle büyüyen nesil, sizin neslinizin en büyük özelliği internetle şekillenmeniz. İnternetin babaları açık, eşit ve paylaşımlı bir teknoloji yarattılar. Gelmekte olan nesiller, yani sizler, bizden şu anlamda farklısınız. Biz eğitimlerimizi sadece anne babalarımızdan ve öğretmenlerimizden alırdık. Siz yanı sıra internetten de alıyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz. Bu nedenle şu anda çeşitlilik hiç olmadığı kadar pozitif görülüyor. Çeşitlilikle kastettiğim zenci veya işte kadın konusu biliyorsunuz. Çeşitli başka özellikler. En önemli özellik farkındalık. Yani bütün bu bilgiler yeni nesle, benim tanıdığım, konuştuğum gençlere ayaklarının bizim o yaştaki olduğumuzdan daha fazla yere bastığını gösteriyor. Dediğim gibi, çünkü bilgiye daha kolay ulaşıyorlar. Bunun sonucunda her şeye karşı duyarlılığın arttığını görüyoruz. Dediğim gibi çeşitli tavsiyeler verilebilir. Şöyle yapın, böyle yapın diye, ama teknoloji çağında en önemli bana göre özellikler. Birincisi akıl, beceri. İkincisi uyum ve çeviklik. Bunlar birbirine zıt çiftler gibi gözükebilir. Ama aslında birbirini destekleyen kavramlar. Bunları geliştirmenin yolu da merak, yani sorgulamak. Ben sorgulamanın bizim nesilde az olduğunu görüyorum. Ama sizin neslinizin daha yüksek sorguladığını farkındayım. Halter kaldırarak kaslarımızı geliştirdiğimiz gibi sürekli merak ederek ve okuyarak beynimizi geliştirmemiz mümkün. Bu konuda bilimsel araştırmalar da var ve hatta bunu yapmamız gerekli. Dolayısıyla son slaydım bu. Hikayenizi yazmaya başlayın. Araçların ne olacağı önemli değil. Darbeli matkap da olabilir, çekiç de olabilir. Sonuçta o araçları sizin benim gibi insanlar geliştiriyor. Hikayeniz sizin kim olmaya karar vermenizle ilgili. Bulunduğumuz çağ değişik bir çağ ama bu çağa uyum göstermek mümkün. Yani yıldızlara ulaşmak sizin elinizde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Füsun Hanım. Şimdi size birkaç soru sormak istiyoruz. Freelance kültüründen bahsetmiştiniz. Benim de şu andan bile freelance kültürüne yavaş yavaş başlayan arkadaşlarım var. Onlardan da duyuyorum. Siz böyle bir çalışma sisteminin giderek artmasının, hani daha çok hala gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Türkiye ve Güney Yarımköre'deki ülkeler için gelecekte etkisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Size sanayi devriminden başlayarak insan kaynaklarını anlatmamın nedeni olayın mantığını anlamanızı istemekti. Freelance işler bu gelişimin sonucu olarak doğdu. Freelance bir anlamda çok iyi bir şey. Niye? Yaratıcılığınızı devamlı körüklüyor. Devamlı genç ve teknolojiyi takip eden, yenilikleri takip eden, mesleğinizle ilgili detayı takip eden durumda kalmak zorunda kalıyorsunuz. Öbür türlü bir şirkete girdiğinizde yeriniz sağlam, maaşınız geliyor, çok kötü bir şey yapmadıkça aynı durumda kalıyordunuz. Buna dair pek çok film var biliyorsunuz. Daha yeni bir tane seyrettim, gençliği geliyor, buluşuyor. Sen böyle mi oldun diyor. Onun gibi freelance bu anlamda yararlı. Ama tabii ki en önemli problem sürdürülebilirlik. Yani sürekli yeni işler bulmak zorundasınız.
freelance'de. Ya da freelance hizmet verdiğiniz iş acaba devam eder mi? Bu büyük bir problem. Yani bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra da artarak bunu sağlamak için demin söylediğim gibi yetenekleri geliştirmek gerekiyor. Bu ülkelerde bunun bizim gibi Hindistan gibi ülkelerde bunun olması, artması birazcık da girişimcilerin, şirketlerin az olmasına bağlı. Dolayısıyla söyleyebileceğim bu kadar. Teşekkürler. Başka diğer konuşmacılarımızın konuya eklemek istediği bir şey var mı? O zaman. O zaman çok teşekkürler sunumunuz için. Benim de bir tane sorum olacaktı. Şimdi sunumunuzda robotların için bir altyapının oluşturulması gerektiğini söylediniz. Peki yani bu altyapının oluşturulması için nelerin yapılması gerekiyor ve hukuk, eğitim ve benzer sistemlere ne tür değişimlerin getirilmesi gerekiyor? Hazal, ilk olarak farkındalık gerekiyor. Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma bir konferansta bağıra bağıra bunu söyledi. Yani hep beraber dünya çapında bu konunun ele alınması gerektiğini söyledi. Ama hala şu anda göremiyoruz. Başka bir takım kavgalar var. Şunun olması lazım. Hükümetler bazında ve sivil toplumlar bazında bu konunun ciddiyetle ele alınması lazım. Neleri robotların yapması, nelerin robotlar tarafından yapılmaması konusunda mutabakata varılması lazım. Bu konu korkutucu aynı zamanda. Hukuk ve diğer konularda uzmanlarıyla birlikte çalışılması gereken konular. Ama dediğim gibi bu konuda çalışıldığını çok fazla görmüyoruz. Dünyada her şeyi ortak yapıyorlar. Örnek vereyim 5G, 4G. Bu konuda çalışan komiteler var. Bu komiteler kendi içlerinde çalışırken zaman zaman toplanıyorlar global olarak. Mesela o cihazın soket giriş yerlerinin hangi standartta? Çünkü öbür türlü başka ülkelerde kullanılamaz hale gelir. Karar veriyorlar. Bunun gibi robot olayının da oturulup hangi çerçevede olacağına karar vermek lazım. İnternet konusunda bir sıkıntımız var. O şu, bugün bu internet devlerinin uyacağı hukuk, vergi vesaire kuralları dünya çapında belirlemediğimiz için ülkesel bazda hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Aynı şey robotlar için de geçerli. Çok teşekkürler. Ben de katılıyorum. Yani her şey bir farkındalıkla, bir tartışmanın oluşturulmasıyla başlar zaten. Uygar ve Faruk Bey, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Isaac Asimov'un bir robotlar kanunu vardır biliyorsunuz. Ta fi tarihinden gelen. Oradaki birinci kural, insana zarar vermeyeceksin. Ondan sonra ikinci kuralsa insanların dediği her şeye riayet edeceksin. Ne o, sen köle misin ya? Ondan sonra onun akabinde de der ki fakat sadece insana zarar vermeyenlere, yani üçüncü kuralda der ki insana zarar vermeyecek olan emirlere uymak zorundasın. Yoksa uymak zorunda değilsin der. Tabii ki yani bu konuda bizim çok yol kat etmemiz gerektiği ve Füsun'un da dediği gibi artık yani küresel bir takım kanunların ortaya çıkması gerekiyor. Yoksa bu tabii Isaac Asimov'un üç kuralıyla olacak iş değil. Çok teşekkürler. Uygar Bey, hazır sözü siz almışken devam ederseniz çok seviniriz. Eminim. Evet, yine tekrar herkese merhaba. Bugün sizlerle olmak çok büyük bir mutluluk. Özellikle de tabii sorularınızı, deminki gibi güzel soruları heyecanla bekliyorum bu konuşmaların ardından. Dedik ki daha yeni başlıyoruz. İnsan, doğa ve yapay zeka. Ben de tabii ister istemez bu kelimelerden doğayı aldım. Doğayı almamın nedeni de şu, yani oğlumun ismi olduğu için değil. Çünkü kızım da olsa ismi yine de doğa olacaktı. Ne güzel, yani çok cinsiyetsiz bir kelime doğa Türkçe'de.
Bu son derece güzel. Keşke bütün isimler böyle olsaydı, cinsiyetsiz olsaydı. Çünkü insan zekasının veya insan algısının ne kadar ön yargılı olduğunu biliyoruz. Özellikle de cinsiyet konusunda. Sizlerin yaşındayken, ortaokulda, lisedeyken en büyük hayranlarım, en hayran duyduğum insanlardan bir tanesi Herbert von Karajan'dı. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın şefi. Müthiş o müzik. Tabii bir de Anne-Sophie Mutter. 13 yaşında keman virtüözü ve Karajan'la birlikte Berlin Filarmoni'de çalıyor. Yani tüyleri diken diken eden bir olay. Ama bakmayın Anne-Sophie Mutter'e. 1970'lerde senfoni orkestrasındaki kadın oranları ne biliyor musunuz? %5. Sonra %80 oluyor. %10 oluyor 1980'lerde. 1990'ların başında bakıyorsunuz %25'e çıkmış. Her 10 yıl geçtikçe artıyor ne hikmetse. Ondan sonra bugün bakıyorsunuz senfoni orkestralarındaki kadın oranı %30'ları aşmış durumda. Ne oldu peki? Bu konuda bir anda biz aydınlandık mı? Toplumsal bilinç mi gelişti? Artık cinsiyetçi bir toplum olmadık mı? Hayır. Ne yaptılar biliyor musunuz? Odisyonlarda yani orkestraya üye seçerken, dinlerken jürinin önüne perde koydular. Arkada kim çalıyor? Bilemedi jüri. O yüzden artmaya başladı. Yani sistem kurmaya başladılar. Hatta jüri üyeleri sahnede yürüyen topuk sesinden dolayı bile daha az kadın seçmeye başladıkları için bu sefer kadınların ayaklarındaki ayakkabıları, erkeklerin ayaklarındaki ayakkabıları çıkardılar sahneye. Hop rakamlar yükseliverdi. Yani ne oldu? Bir sistem kuruldu. Şimdi tabii ki cinsiyetçiliğe karşıyız. İnsan olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irkçılığa karşıyız. Milliyetçiliğe karşıyız. Türcülüğe karşıyız. Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Ama nedense türcülüğü hep en sona koyarlar. Önemsiz mi görürler bilmiyorum ama tabii herhalde kendimizi çok mu üstün görüyoruz? Halbuki insanlığı yani Homo sapiens'i diğer canlılardan daha üstün kılan hiçbir şey yok. Esasında aşağılık bir canlı. Hay Allah şimdi türcülük mü yaptım ben şimdi? İnsanlığı aşağılık dedim. Yani bilemiyorum ama belki haklı olabilirim. Göreceğiz. Şimdi insanın esasında en büyük sorunu ne? Kendisi. Yani her şeyi bildiğini, bilebileceğini, kontrol edebileceğini zanneden bir canlı. Yani o kadar ki her şeye hükmedebiliyor. Halbuki bakıyorsun tarihe, yani Füsun da çok güzel koydu tarihsel perspektifi. Felaket üstüne felaket koymuş bir canlı. Yani bakıyorsun Homo sapiens'in altı üstü 300 bin yıllık kısacık bir varoluşu var. Bakın deniz kaplumbağası, caretta caretta hepimiz biliyoruz değil mi sahillerde? 210 milyon yıldır bu gezegende. Caretta caretta 210 milyon yıldır. Bizim 700 katımız yani bizi böyle al 700 tane daha yan yana koy. O kadar sürede yaşamış. Ne oldu sonra biliyor musunuz? 1990'larda çok başarılı bir kampanya yürütüldü. İz tuzu kumsalı var. Köyceğiz bilirsiniz. Bütün bu 210 milyon yıldır orada yaşayan kaplumbağaların o güzelim kumsalına bir otel yapmaya kalktı. Bunun üzerine Doğal Hayat Koruma Derneği, şimdi WWF Türkiye çok güzel bir kampanya yürüttü. Hatta benim de var o tişörtlerden bir tane üstünde şöyle yazıyor. 210 milyon yıldır buradayım ya sen. Şimdi kaplumbağayı dinlemek lazım. Kaplumbağayı kim dinledi o zaman biliyor musunuz? Osman Kavala dinledi. Çünkü Osman Kavala orada bir otel yapıyordu. Doğal Hayat Koruma Derneği ona dedi ki yapma ne olur hata ediyorsun, doğayı yok ediyorsun. Osman da dedi ki tamam farkında değildim vazgeçiyorum. Yapmadı oteli doğayı korudu. Peki ne yaptı Osman Kavala burada? Etik davrandı. Canlılarla empati yaptı. Kibirli davranmadı. Değerler çerçevesinde hareket etti. Bütün mesele o. Yani bunu yapabilmemiz. Bazen insan olarak aramızdan tabii iyi birileri de çıkabiliyor ama tür olarak baktığımızda yani son 100 yıl içinde yaptıklarımıza baktığımızda bunun tam bir utanç kaynağı olduğunu görüyoruz. Yani mevcut endüstriyel kapitalist toplum, bu tüketim ekonomisi, büyüme ekonomisi dediğimiz şey gezegenin canına okudu. Bakın şimdi sizlerle
birkaç grafik paylaşmak istiyorum. Bunları anlatmak için. Evet. Şimdi görünüyor zannediyorum. Plastiklerle doldurduk okyanusları. İki tane koca plastik adası var. Pasifik Okyanusu'nun ortasında. Öyle bir korkunç durum var. Tabii gidip görmedik, bilmiyoruz ama görenler resimler, fotoğraflardan görüyoruz. Bakın plastik kirliliğine, okyanuslarda ada yapan plastik kirliliğine bir bakın. Bakın o küçücük yer. Burada anlaşılmıyor mu? Şöyle çevirelim, belki daha iyi anlaşılır. Bakın plastik kirliliği toplam iklim kirliliğinin ağırlık olarak, yani saldığımız karbondioksit ağırlığı olarak ikisini kıyaslayın. 10.000 kat daha fazla biz karbondioksit salıyoruz. Plastik, diyelim tabii plastik ama ortada bir iklim, korkunç bir iklim felaketi var. Yani coğrafya dersinde anlatıyorlar mı bunları bilmiyorum. Öğretmenler sizin Hisar Okulu'nda nasıl bu iş bilmiyorum ama zannediyoruz ki atmosfer 7 kat gökyüzüne doğru büyüyor. Sonsuz bir atmosfer. Yok öyle bir şey. Bütün hava bu. Bütün su bu. Üstelik biz o karbondioksiti o küçücük hava kabarcığının içerisinde pompalıyoruz ya o milyar tonlarca karbondioksiti ne oluyor biliyor musunuz? O suyla temas ettiği zaman suyun içerisine karışıyor. Su onu emmeye başlıyor. O okyanuslar asitlenmeye başlıyor. Okyanuslar asitlenince karbonik asit artıyor. O küçük plankton denilen canlılar var ya onların kabukları erimeye başlıyor ve deniz ekosistemi çökmeye başlıyor. Bu kadar hassas, bu kadar narin bir dünyada yaşıyoruz yani iklim değişikliği. Tabii bu gezegeni bizlerle paylaşan muhteşem canlılar var. Bu muhteşem canlıların içerisinden biz sizlerle beraber omurgalı hayvanları seçelim. Karada yaşayan omurgalı hayvanlar. Tamam? Nedir bu karada yaşayan omurgalı hayvanlar? İşte küçücük fareden file kadar, zürafadan tilkiye kadar, işte efendim yerdeki kertenkeleden komodo canavarına kadar veya işte yılandan diyelim ki işte ne olsun ne seçelim? Yılan dedik. Mesela komodo canavarı dedik. Başka nasıl bir tür olabilir? Bütün bu şekilde kurbağalar, kaplumbağalar, demin kaplumbağalardan bahsetmiştik. Onları hepsini alalım. Onun yanına işte serçeleri, kartalları da alalım. Hepsini bir araya getirelim, toplayalım. Nuh'un gemisi gibi hepsini birlikte terazinin bir kefesine koyalım. Sonra terazinin diğer kefesine de insanları ve insanların köleleştirmiş olduğu diğer canlıları koyalım. Yani nedir bunlar? İşte burada gördüğünüz gibi sığırlarından, koyunlarından, keçilerinden, kedilerinden, köpeklerine kadar diğer bütün insanın kanunlar çerçevesinde mülk olarak gördüğü, onlara zarar verdiğimiz zaman sadece ceza kesildiği, bütün diğer hayvanları işkence edersek, kesip yerseniz sorun yok. Ama işkence ederseniz sorun. Onların hepsini alıp, onların da hepsini bir diğer kefeye koyalım. Şimdi onları bir güzel tartalım. Dünyadaki. Herkes bir içinden geçirsin bakalım. Oran olarak insan ve insanların canlıları yüzde kaçtır? Doğadaki serçesinden kartalına, faresinden filine, diğer bütün omurgalı canlılar ne kadardır? Herkes bir içinden geçirsin bakalım şimdi. Birazdan gerçek geliyor. %98 biz ve bizim köleleştirdiğimiz hayvanlar, %2 bütün doğa kalmış. Mars değil, Marslılar değil, biz işgal etmişiz gezegeni. İşgal eden biziz. Şimdi tabii orada bir beyin var görüyorsunuz. Yapay zeka mı o beyin bilmiyorum nedir. Ama içine zoomlarsanız olay biraz daha güzel. Böyle güzel bir şey var yani. Beynimizin içi çok muhteşem yani. Doğa o kadar güzel bir şey ki anlatamam size. Bu kadar narin, bu kadar muhteşem, şahane bir şey. Tabii biz o şeyi alıp matematiksel olarak yapay zeka dediğim zaman basitleştiriyoruz. Burada bir nöronu görüyorsunuz. Tabii bu nöron bizim yapay zekada kullandığımız nöron. Buna burada gördüğünüz gibi A1, A2, A3 değişik güçlerde
etki var, bir matematiksel etki var. Bu diğerlerindeki gibi elektrokimyasal bir etki değil, matematiksel bir etki. Ondan sonra ondan da dışarıya çıkan bir dışarıya yönelik bir sinyal var bu nöronun içerisinden. Şimdi biz bunu tabii idealize ediyoruz ve matematikleştiriyoruz. Çünkü insan olarak dünyayı algılamamızın ve modellememizin yolu bu. Şimdi tabii bu nöronları biz bir araya da getiriyoruz. Burada gördüğünüz 10. nöron bir çıktı esasında, yani bir veri. Burada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 de o yapay zeka dediğimiz, yani artificial neural network, yapay nöron ağları dediğimiz sistemin şeyleri, girdileri. Bu ortada gördüğünüz 6, 7, 8, 9 ise bizim öğrenme nöronları dediğimiz esasında öğrenenlerde bunlar olmuş oluyor. Ama bunlar belirli bir fonksiyonla gelen sinyali dışarıya doğru itiyorlar. Buraya giren sinyaller de işte içeride giren giriş nöronlarından öğrenme nöronlarına doğru giden soldan sağa ilerleyen aktivite. Şimdi öğrenme şöyle oluyor. Aynen bizim öğrendiğimiz gibi bir girdiler var, bir çıktı var. Yapay zeka girdilere bakıyor, çıktılara bakıyor. Kafadan bir şey uyduruyor. Ondan sonra uydurduğu şeyi karşılaştırıyor. Sonra sonuca yaklaşıyor mu? Yaklaşmadı. Değiştiriyor onları. Sonra bir daha deniyor. Ta ki bu denemeyi, öğrenmeyi, bu sonucu büyük bir şeyle, ne denir, doğrulukla söyleyebildiği noktada hah diyor, tamam şimdi buldum. Şimdi dolayısıyla öğrenme burada gördüğünüz gibi bir şekilde gerçekleşiyor. Yani gitgide daha az öğreniyor. Başta çok öğreniyor, sonra gitgide daha az öğrenerek ilerliyor. Fakat doğru sonuca ulaştığından asla emin olamıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü öğrenmeye bir yerden başlıyorsun. O yol, o hayat, o yaşam, o senin tecrübelerin seni bir yere getiriyor. O zirve diğer zirvelerden daha aşağıda bir zirve olabilir. İşte biz de buna Wright's Fitness Landscape dediğimiz bir ortam içerisinde öğrenme gerçekleşiyor. Yani her zaman için doğru çözümü bulduğuna emin olamazsın. Doğru çözümün var mıdır, yok mudur, o konuda zaten apayrı bir felsefi tartışma konusu. Ama bakın burada bir yine öğrenme var. Orada gördüğünüz öğrenme gibi düşünebilirsiniz bunu. Ancak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dediğimiz şeyler insanlar. Burada experience'dı, yani bir deneyimdi. Halbuki burada gördüğünüz şeyler insan. Şimdi biz şunu da yapabiliyoruz yapay zekada. İnsanların kendi dünyayı algılayışlarını alıyoruz, modelliyoruz. Sonra da onları üst üste koyuyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Burada gördüğünüz bir yapay zeka. Biz buna fuzzy cognitive map diyoruz, auto-associative memory diyoruz. Bunun içerisinde 8 tane değişik bilim insanının kendi modelleri var. Bunların her birinin modeli bir kare matris gibi düşünün. Bunları üst üste koyduğunuz zaman onların kolektif bilincini elde ediyorsunuz. Ve işin enteresanıdır. Yeni bir insan ekledikçe öğrendiğimiz azalıyor. 8'e geldiğimiz zaman artık öğrenecek bir şeyimiz yok. Yani işte saturation dediğimiz, doygunluk dediğimiz noktada bu. Şimdi buraya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bütün sistemin içerisinde esasında merkezi olan 4-5 tane değişken var. Bu bir sığ göl ekosistemi. Bir sığ göl ekosisteminin modeli. Sığ göl ekosistemlerini inceleyen 8 bilim insanının ortak modeli. Burada submerged plant dediğimiz şeyler suyun altındaki bitkiler. İşte bu suyun altındaki bitkiler en önemli faktör bir sığ göl ekosisteminin içerisinde. Halbuki biz su altındaki bitkileri görmüyoruz. Biz neyi görüyoruz? Diğerlerini ve diğer işte kuşları görüyoruz. Halbuki bakın kuşlar ne kadar az bir etkisi var. Herbivorous birds dediğimiz. Veya balıklar bizim için önemli ama bakın burada balıklar, yani benthivorous fish, piscivorous fish, planktivorous fishler o kadar da önemli değil sistemin içerisinde gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu yapay zekayı alıp sonra da simülasyon yapabiliyoruz. Yani şunu görüyoruz. Ben şunu bunu değiştirirsem bunun sonucu ne olur? Yani burada ben fosforu azaltmışım, plankton yiyen balıkları azaltmışım, bentivor yani suyun altında beslenen, çamurun üzerinde beslenen bentivor balıkları simülasyonu yapmışım ve bir bakmışım bir anda submerged plantler artı vermiş. Yani çok ciddi bir etkisi var. Halbuki
sistem içerisinde bunların çok büyük bir etkisi yok gibi görüyoruz. Ama işte kompleks sistemler böyle. Yani kompleks sistemlerde sen basit bir şekilde bunu modelleyemiyorsun, ortaya koyamıyorsun. Şimdi işin enteresanı, bu tip haritaların hepsini bir araya koyduğumuzda, yani bu bahsettiğim model buradaki çizgilerden bir tanesi. Bütün bu çizgileri bir araya koyduğumuzda bir bakıyoruz ki insan düşünce tarzının, insan toplumunun düşünme yapısının bir altyapısı var, bir matematik sistematiği var. Yapısal bir şey görüyoruz biz, insanın dünyayı bakışının altında bir strüktür görüyoruz. Bu strüktürde ne biliyor musunuz? Şunu söylüyor. İnsan ancak 5, 6, 7 tane faktöre odaklanabilir. Önemli olan faktörler de bunlardır. Dünyayı da bizler böyle algılarız. Yani esasında bizim dünyayı algılayışımızın belirli ölçülerde yetersiz olduğunun da bir göstergesi bu durum. Şimdi benim burada söylemek istediğim şey şu. Yapay zeka çok çok önemli. Yani yapay zeka sayesinde biz hem kendimiz konusunda çok şey öğrenebiliriz, hem de yapay zekayı çok faydalı biçimde kullanabiliriz. Ama şunu unutmamamız lazım ki sonuçta Homo sapiens dediğimiz şey bir Homo economicus değil. Yani Homo sapiens, sapiens ne demek? Bilge demek. Zeki demek değil. Akıllı demek değil. Homo sapiens bilge demek. Yani biz gerçekten bilge bir tür olacaksak o zaman Homo economicus olmaktan çıkmamız gerekiyor. Yani sadece kendi çıkarı için hareket eden, rekabetçi, doğayı dikkate almayan, etik kavramlar çerçevesinde hareketi etmeyen ve bize yansıtılmış olan o vahşi kimlikten, ki vahşiyi burada kötü anlamıyla kullanıyorum, yoksa yabanıl anlamında kullanmıyorum, güzel anlamında, kimlikten çıkmamız gerekiyor. Böyle olmadığımızda zaten biliyoruz. Yani mesela Kropotkin'in Mutual Aid diye bir kitabı var. Yine yakın zamanda Rutger Bregman'ın Humankind, İnsanlık diye bir kitabı var. Ve bütün bunlarda görüyoruz ki esasında insanın özünde yardımsever, işbirliğine yatkın, birlikte hareket edip toplumsal sorunlara çözümler üretmek isteyen bir yapı var. Biz ister uçak tasarlayalım, ister bıçak, ister yapay zeka tasarlayalım. Bunlar lineer sistemler. Rekabet ve çıkar üzerine biz bunları şayet kurgularsak o zaman Fermi paradoksunu biz kendi kendine gerçek kılarız. Fermi paradoksu da ne diyor? Diyor ki evrende bizim dışımızda canlıların ve uygarlıkların var olma olasılığının yüksek olduğuna dair tahminlere rağmen bunu doğrulayacak herhangi bir kanıt veya temas yok diyor Fermi paradoksu. O zaman biz de şayet iklim kriziyle bu gezegende fosil kaydına geçeceksek ve bir gün bir yerlerde başka bir uygarlık Fermi paradoksunun dışına çıkıp gelip bizi ziyaret ettiğinde bizi sadece bir fosil kaydında görecekse o zaman vay halimize diyorum. Bilge bir insan olarak, Homo sapiens olarak ihtiyacımız olan şey lineer değil, döngüsel, rekabete değil, işbirliğine dayalı, daima güçsüzlerin, doğal sistemlerin gözetildiği, herkesin aynı fırsatlara sahip olduğu, gücün toplanmasına müsaade edilmeyen, etik bir varoluşu mümkün kılmak için çalışmak ve böyle toplumlar kurgulamak. Kendimizi anlamlı bir varoluşa taşırsak bizimle birlikte belki farkındalığa erişmiş yapay zekayı, AI dostlarımızı da birlikte hep beraber bu geleceği taşıyabiliriz. Yoksa kimin umurunda? Yani çıkarcı ve rekabetçi AI'lerin umurunda olmayacağı kesin. Diyorum ki ve Tanrı insanı yarattı. Neyle yarattı? Kendi görüntüsünde. Peki nedir bizim görüntümüz? O AI'ler nasıl olacak? O işte bize bağlı. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ben bir soru sormak istiyorum size. İnsanların hani sadece 7-8 öğeye fokus ederek düşünebildiğini söylemiştiniz. Hani yapay zeka aslında bir göreve
uygun yapıldığı için bundan daha fazla öğeye bakarak karar verebiliyor. Ve hani giderek bu sistem daha gelişiyor. Peki siz yapay zekayı bu şekilde giderek artan hızıyla gelişmesiyle birlikte yani insanların kendisi gibi çakarcı gibi onu yaratmasının ileride insanların hayvanlara yaptığının yapay zekanın da insanlara yapabilmesi böyle evcilleştirme gibi bir durumun görünmesinin ne kadar olası görüyorsunuz? Biz öyle olursak o da öyle olur. Yani dediğim gibi Tanrı insanı yarattı kendi görüntüsünde. Yani biz sonuçta yapay zeka, yapay denmesinin nedeni onu insan yaratıyor, insan yapıyor. Biliyorsunuz yani literatür şeylerle dolu. İnsanın yapmış olduğu, yaratmış olduğu canlılarla ilgili ve genellikle de o canlılar çok mutsuz canlılar oluyor. Yani bunun bir tanesi işte Mary Shelley'in Frankenstein'ıdır. Diğer bir tanesi Edward Scissorhands'tır. Hiç izlediniz mi onu bilmiyorum, Edward Scissorhands filmini. Yani sonuçta bizler, insanlar bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yapay zeka konusunda da veya kurduğumuz diğer sistemler konusunda da, yani yapay zekada sadece bir farklı sistem. Yani onu çok çok özel kılan bir şey yok. Çünkü şöyle düşünebilirsin, şu andaki mevcut ekonomik sistem de bir yapay zeka. Bir kompleks network yapısı, kendi kendine hareket edip sonuçlar çıkartıp ona göre sistemi şekillendiren bir yapı. Yani yapay zeka dediğimiz şey illaki bir hesap makinesi girdi çıktı, işte ben ona soruyorum insan gibi benimle konuşuyor demek değil. Yani yapay zeka dediğin şey bir tren sistemi, bir bütün trenlerin işlediği o bütün o sistem ve onun kontrol yapısı da bir yapay zekadır. Yani dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken şey o sistemleri nasıl kurguladığımız, o yapay zekayı nasıl kurguladığımız, oradaki kurallar ama en önemlisi, en önemlisi etik. Yani etik olmadan herhangi bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Bizim artık etiği her ama her disiplinin, yani etik sadece doktorların inisiyatifinde değil, etik sadece avukatların inisiyatifinde değil, etik mühendislerin mühendislerin sorumluluğu olmalı, etik matematikçilerin sorumluluğu olmalı, etik kozmologların sorumluluğu olmalı. Artık etik dediğimiz şey her şeyin içerisinde o fabriğin, o yapının, o strüktürün vazgeçilmez bir ögesi olarak bizim varlığımızın içerisinde nüfuz etmeli. Bizim de derdimiz başarılı olmak değil, bizim derdimiz erdemli olmak olmalı. Teşekkürler. O zaman şimdi Hazal'ın da bir sorusu yoksa Faruk Bey'in sunumuna geçebiliriz. Benim herhangi bir sorum yok da şu noktada bunu hatırlatmak isterim. Eğer katılımcıların herhangi bir sorusu varsa Q&A şeyinden yazabilirler. Ramana mı geldi? Çok teşekkürler. Yani bir kere önce genç geldiğim için çok özür dilerim. Çünkü galiba bir takım teknik sorunlarla karşılaştık karşılıklı. İşin en başında özellikle Mahir Bey'in konuşmalarını nispeten kaçırdım o telaş için. Çok özür dilerim. Ama dinlediğim kadarıyla konuşmacılar hakikaten gerçekten ufuk açıcı konuşmalardı. Umarım en azından tamamlayıcı bir takım söylemlerim olabilir. Hem Füsun'a hem Uygar'a çok çok teşekkürler. Sizlere de bu güzel etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi ben görüntüye geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Nereden? Buradan share screen. Gözüküyor mu? Evet, görünüyor. Evet. Evet. Şimdi bugün çocuklar çok ilginç bir, aslında her dönem böyle bir ilginçlik var. Kuşaktan kuşağa aktarılan generasyonlardan veyahut nesillerden nesillere
aktarılan bilgiler de her zaman çok ilginç aşamalardan geçiliyor. Fakat bence şu anda, bugün yaşadığımız zamanda çok ilginç bir yapı var. Özellikle yeni 2000'li yıllara geldiğimizde, bilmiyorum şu anda 21 yaşında Hisar okullarında öğretmen var mı? Ama öğrencilerin hepsinin tahmin ediyorum 2000 yılından daha sonra doğduğunu. Yani en azından 2005, en büyükleri 2005-2006 doğumludur. Ama öğretmenlerin en genci tahmin ediyorum 1990'larda, hatta 1980'lerde doğdu gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir bakalım. Son 20 sene içinde yaşamımızı değiştiren, yaşamımızı etkileyen, özellikle gençlerin diyeyim, yaşamını etkileyen inovasyonlar. Ki aslında bu sayfa az bile, bundan çok daha fazlası var. Şimdi hocalarımız, öğretmenlerimiz, ben artık kendimi saymıyorum, benden sonraki kuşak, hatta belki benden sonraki kuşak, ondan da sonraki kuşağı da saymıyorum. Bugün akranlarınızın, sizlerin içine doğduğu kuşağın birlikte yaşadığı, sonradan görmediği, birlikte yaşadığı inovasyonlar, hayatını değiştiren inovasyonlar bunlar. Bir örnek göstermek istiyorum burada, akıllı telefonlar. Biliyor musunuz akıllı telefonlarda, telefonda konuşma fonksiyonu, adı akıllı telefon şunun. Bunda telefonda konuşma fonksiyonu 5. sırada. Daha önce mesajlaşma geliyor, resim çekme geliyor, müzik dinleme geliyor, fotoğraf çekme geliyor. Ama adı telefon. Buna benzer bir sürü daha, yani bu sayfalara sığmayacak, çok daha aklımıza gelecek gelmeyecek çok daha inovasyon var. Ve bunları biz özellikle gençlerin yaşamlarını şekillendirmeye başlayanlar. Fakat bir de bunların yanında, bir de şunu söyleyeyim. Bir internette 2020 yılında bir dakikada internetteki geçen trafik böyle bir görüntü. Yani 2020 yılındaki, 2021 yılında tabii bu daha da arttı. 41 milyon tane mesaj bir saniyede atılıyor. Yani bir dakikada atılıyor. Veya işte Amazon'da 6700'e yakın paket teslim ediliyor. TikTok'ta 2700 uygulama indiriliyor. Böyle bir hayat bizim bugün yöneticiler sınıfı değil. Bugün yani bu öğretmenler de dahil, yöneticiler de dahil, bizler de, ülke yöneticileri dahil, herkes dahil, bunların içinde yetişmedi. Bunların doğrudan doğruya bunların ne olduğunu bilen internet kuşağı bugünkü şu anda bizleri dinleyen öğrencilerin çoğunluğu. Fakat bunun yanında aslında bir şey daha geldi. Bunun bir takım da karanlık tarafları geldi. Bizim gene dönemimizin güvenlik sorunu neydi? Arabanın kapısını kilitlemek, evin kapısını kilitlemek, pencereleri kapamak. Bizim anladığımız güvenlik anlayışı buydu. Bugün bütün bu yenilikler birlikte aynı zamanda bir takım karanlık tarafları getiriyor. Ben size bir örnek olarak sosyal medyayı vermek istiyorum. Evet, sosyal medya, Facebook diyelim, Instagram olsun. Bunların hepsi bundan 15 sene önce hayatımıza girdiği zaman önemli bir zaman öldürücü veya zaman geçirici bir unsur olarak hayatımıza dahil oldu. Fakat sosyal medya aynı zamanda yanlış haberin, yalın, eksik haberin,
kışkırtıcı haberinde toplumlara çok çabuk yayılmasına neden oldu. Benim bu arada tabii teknoloji gelişti. Örneğin derin gerçekçilik diye bir takım kavramlar çıktı. Bunun yanında derin sahnecilik diye bir kavram da çıktı. Bu örnek benim çok hoşuma gidiyor. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. We're entering an era which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say they're friends. So, for instance, they could have me saying things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in a certain place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is it's going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up system. Thank you. Stay woke, bitches. Şimdi bu çok güzel bir şaka, çok esprili bir şekilde yapılmış bir klip. Bunu aslında belki biz Disney filmlerinde veyahut animasyon filmlerinde, çok gerçekçi animasyon filmlerinde de görüyoruz. Fakat düşünün ki bir ülke liderinin ağzına konulmuş böyle bir klip. Hadi bakalım gençler, yanınızdaki başka bir ırktan olan komşunuzu boğazlayın dendiği dakikada ortaya çıkabilecek sorunları düşünün. Şimdi bunların hepsi yanlış haberlerin yayılması, siber zorbalıklar, karşımıza çıkan virüsler veyahut bundan sonra hayatımıza dahil olacak kriptonun getireceği suçlar, bunların hepsi bizim daha bilmediğimiz yeni yeni yapılar. Şimdi ben bunları neden anlattım? Bunları niye söylüyorum? Şunu vurgulamamız lazım. Yani çözüm olarak diyeyim, çıkarım olarak. Benim sizlere söylemek istediğim bir takım şeyler var. Bizim kuşağımız, diyelim işte hocaların kuşağı, iktidarların kuşağı, yöneticilerin kuşağı. Bunlar, bizler analog dönemde yetiştik. Sizler dijital dönemde yetiştiniz. Yani bizler dijital göçmen olarak kabul edildik. Ama sizler dijital sakin değilsiniz. Yani size devamlı yenilik içinde yaşamak durumunda kalan inanılmaz bir devinim dünyası içinde yaşayacaksınız. Gittikçe daha fazla. Bu açıdan ben kendimi şanslı mı hissediyorum, şanssız mı hissediyorum bilmiyorum. Ama bizim zamanımızda, benim çocukluk döneminde televizyon yoktu. Bir tek radyo istasyonu vardı. Yani ben 14-15 yaşındayken bir de artı 4 tane gazete giderdi. Bizim evde haber alma sistemi buydu. Aradan geçti 55 yıl. 55 yıl bugün nasıl haberleştiğinizi, nasıl bilgi alıp verdiğinizi siz benden daha iyi biliyorsun. Şimdi bunun gereği ne? Bundan sonra neler yapmamız lazım? Yani bizim kuşağımızın, sizin kuşağa vermekte zorlanacağı konular neler? Sizlerin neleri kendi kendinize bulmanız lazım? Kendi kendinizi yetiştirmeniz lazım. Bir kere esnek olmanız lazım. Ben çalışma hayatına atıldığım zaman bir planlamacı olarak başladım. Bir planlamacı, yani bugün de var işte planlamacılar, bundan sonrası 3 yıl sonrasının, 5 yıl sonrasının öngörmeye çalışan insanlar. Öngörü diye bir şey, yani bugün ben 5 sene öncesine baktığım zaman gülüyoruz. Yani bugüne göre ne kadar gerçek dışı olduğunu görüyoruz. En azından COVID'in
böyle bir pandeminin hayatımızı nasıl aşırı bir şekilde değiştireceğini gördük. Covid belki çok istisnai bir durumdu. Ama gerçekten bu kadar istisnai bir durum mu? Ondan ben pek emin değilim. Bambaşka durumlarla, bambaşka kırılımlar hayatımızın her aşamasında yani büyük boyutlu kırılımların hayatımızın her aşamasında karşımıza çıktığını görebiliriz. İkinci bir değişim, yani bu size aslında yani planlamadan ziyade uyum sağlama yetkinliğinizi daha fazla geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Bizden daha fazla en azından. Yakınsama dediğim zaman, bakın biz hep kutular içinde düşünmeye alışırız. Yani bugün üniversiteye gitmeye dahi hazırlandığınız zaman mühendislik olarak bakıyorsunuz, sosyoloji olarak bakıyorsunuz, hukuk olarak bakıyorsunuz. Buradaki aradaki farkların, aradaki kategorilerin, kutucukların birbirlerine olan akışkanlığının çok daha fazla arttığını görüyoruz. Ben bugün sizin yerinizde olsam, yani bir elektronik mühendisliği veya sosyoloji, ben bunları okumanın peşinde gitmek yerine, ya ben bundan sonra ben kendi hayatımı ne olarak görmek istiyorum, kim olarak görmek istiyorum diye bundan 10 sene sonrasını kendimce biraz tasavvur etmeye, düşünmeye çalışıp onun içine ben farklı disiplinlerden ne öğrenebilirim, nasıl öğrenebilirim ve kendi nişimi, kendi oyun alanımı, kendi dar alanımı nasıl belirleyebilirim iyi tartmaya çalışırdım. Bence bundan sonra dünyam gideceği yer bu ve burada sizin kişiliğiniz, sizin meraklarınız, sizin ilgi alanlarınız ve yapmak istedikleriniz bunu belirleyecek olan yapı. Ve inanın ki göreceksiniz, bunu düşünmeye başladığınızdan itibaren aslında çalışma hayatında, gelecek üretken döneminizde sizin yapacağınız işte hayat, yani dünyada yerinizin olduğunu da nasıl olduğunu göreceksiniz. Çünkü var. Herkesin kendi nişinin yeri dünya ekonomisinde, dünya toplumunda var. Buradan bir diğer faktöre geçmek istiyorum. Burada aslında demin yapay zeka konusunda Uygar'ın söylediklerini belki bir adım daha öteye götürmek istiyorum. Belki şu anda internetle birlikte, internet ve derivatifleriyle birlikte dün olabilecek insanlık tarihinin en farklı dönemlerinden birini yaşıyor. En önemli transformasyonlarından birini yaşıyoruz. O da bireysellikten, gerek kurum olabilir, gerek ülke olabilir, gerek şirket olabilir, gerek insan olabilir. Onların arasındaki, yani bu kurumların, bireylerin, birimlerin birbirlerine bağlılığın ne kadar daha büyük, daha ne kadar daha geniş olduğu bir eksponansiyel bir şekilde, üstsel bir şekilde arttığını göreceğiz. Bu bize tamamen bambaşka bir davranış şekli gerektiriyor. Demin Uygar'ın söylediğine yine gelmek istiyorum. Burada bizim dönemimizin rekabet anlayışı, birimlerin birbirlerini boğazlamasına kadar götüren bir rekabet anlayışıydı. Bu da yani filler dans ettikçe fareler ölür, fareler ezilir yapısına kadar dönüştü. Hayır, bundan sonra biz korporasyonların, birlikteliğin çok daha fazla değer yarattığını göreceğiz. Bir örnek olarak şey vermek istiyorum. Bilgi güçtür diye kabul edilir. Yani şimdiye kadar gelen yapı, işte bütün patent endüstrileri, bütün patent yapıları, büyük endüstriler, hepsi aslında üzerine oturduğu bilgiyle değerlendirilen yapılar oldu. Fakat bundan sonra
bilginin paylaştıkça değerlendiği bir ortama geçiyoruz. Ve bunun önemi, bunun sinerjik efekti bizim tahmin ettiğimizden çok daha öte olacak. Son olarak da demin zaten geçtim, buraya girmek istemiyorum. Güvenlik konusunu zaten konuştuk. Her hayatımıza giren büyük çaplı yeniliğin bir takım üzerinde çalışmamız gereken ve üzerinde işlenmesi gereken karanlık taraflarını aynen şeyde dediğimiz gibi, sosyal medyada olduğu söylediğimiz gibi karanlık taraflarını da birlikte getirdiğini unutmamamız gerekir. Ha, onun için yenilikten vazgeçeceğiz. Hayır. Yenilik yeniliktir. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Yaşam konforunu arttırıyor. Bunların hepsi gerçek. Fakat karanlık tarafların üzerinde çalışılması ve beklenmesi gereken konular. Şimdi bütün bunları bir arada derlediğimiz zaman bir gerçekle karşılaşıyoruz. Evet, sizin kuşağınıza, bizim kuşağımız çok büyük bir ümit koyuyor. Hatta belki bizlerin yapamadığı, bizlerin çok hatalı yaptığımız bir türlü yanlışların sizler tarafından bertaraf edilmesini de bekliyoruz. Ama bir tane de gerçek var. Kafalar bulanık. Deminki sorulardan da görüyoruz. Yani geleceğin nasıl olduğunu tahmin edebilmek, öngörmek aslında gerçekten çok güç. Yani seneden seneye, aydan aya bir yerden bir yere savrulduğumuzu yaşıyoruz. Onun için diyorum yani esneklik ön plana çıkıyor. Ama yani öngörüde de gittikçe zorlandığımızı görüyoruz. Peki ne yapalım? Burada yapmamız gereken Füsun'un deminki söylediği noktaya gelmek istiyorum. Hikayeniz ne? Hangi hikayeyle uğraşmak istiyorsunuz? Kimisi ya ben yani milliyetçiyim. Yani ben Türklerin dünyanın en büyük ulus olduğunu inanıyorum diyor. Kimi zamanında ne dedi? Yani ben ırkçıyım dedi. Bu hikayeler tarih boyunca zaten dünyanın yönetilme şekli hikayeler üzerine oldu. Her tarafta hikayeler yaşıyor. İnsanlar hikayeler adına birbirlerini öldürdüler. Birbirlerini öldürmeleri şart değil. Ama bir yerde adanmışlığı gösteren bir hayatın belli bir hedefi çerçevesinde gidilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Onun için bu soruyu ben size bırakmak istiyorum. Sizin hikayeniz ne? Şimdi 60 yaşını geçince yani hayatın önemli bir kısmını geçirdiğin zaman belki bir soru önem kazanmaya başlıyor. Yani hepimiz bir noktada başımıza şapkayı alıp bu dünyadan göçüp gideceğiz. Bir hayatımızın son 10 dakikası var. Ben o son dakikada kendime sormak istediğim sorunun ne olduğunu söyleyeyim size. Değdi mi? Yaşadığıma değdi mi? Benim sorum bu. Bu iz bırakmak da olabilir, dans etmek de olabilir, ne bileyim ben. Ama dünyanın en zengini olmak için onu bunu boğazlamak da olabilir. Her şey olabilir. Ama gerçekten bütün bir yaşamı tükettikten sonra bunun sonunda neye değdi diyeceğiniz soruyu ben size bırakmak istiyorum. Ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Evet, söz sizde. Çok teşekkürler sunumunuz için. Şimdi sunumunuzda gelecekteki davranış şekillerinden ve adaptasyon sürecinden bahsettiniz. Aynı zamanda sonlara doğru biraz sürdürülebilirlik üzerine şey yaptınız, konuştunuz. Özellikle iklim ve ekolojik krizi düşündüğümüzde yani hepimizin farklı sorumlulukları var. O yüzden şu soruyu gündeme getirmek istedim. Biraz bir açıklama yapmak istedim ilk başta. Şimdi
Eczacıbaşı'nın 2019 sürdürülebilirlik raporunda 2019 yılında şirketin faaliyetlerinden 460 bin ton karbondioksit emisyonu salınımı yaptığı belirtilmiştir. Bu yaklaşık Andorra'nın yıllık karbondioksit emisyonları kadar. Aynı zamanda Yeşil Gazete, Kuzey Ormanları Savunması ve Kaz Dağları Kardeşliği gibi işte çevre üzerine çalışan gruplar ESA'nın belirli bölgelerde madencilik faaliyetleriyle doğaya zarar verdiğini söylemekte. Evet. Şimdi Eczacıbaşı'nın ve diğer büyük şirketlerin sürdürülebilirlik açısından gelecekteki yerleri nedir ya da ne olmalı? Ve günümüzde hangi adımları atmaları gerekiyor? Hazal'cığım, çok güzel bir soru sordun. Ya bu bizi hakikaten çok içimizi acıtan bir konu oldu, ESAN olayı. Ama şunu söyleyeyim, biz o projeyi tamamen durdurduk. Yani oradaki kendi yaptığımız hatayı da gördük. O projeyi tamamen durdurduk. Bizde açıkçası yani sürdürülebilirlik Eczacıbaşı topluluğun son 10 senedir en temel unsurlarından bir tanesi oldu artık. Yani burada bütün parametrelerle birlikte izliyoruz. Biz bir endüstri kuruluşuyuz. Yani 70 yıldır, hatta 80 yıla yakındır bir şekilde bir gemi yürüttük. Ve bu gemiyi şimdi yani genlerimize yazılmış bir takım yapılaşmalar var. Bunu bir anda tutup buradan buraya ışık hızıyla getiremiyorsun. Biz bir yani ortada bir gemi var. Ve o gemiyi çok ciddi bir şekilde mümkün olduğu kadar doğru parametreleri izleyerek biz bunu götürmeye çalışıyoruz. Ve parametrelerle yani rakamlarla izlemeye çalışıyoruz. Şu anda bizim hedeflerimizden biri amacımız karbon nötr noktasına gelebilmek. Ha, bugünden yarına olur mu? Kolay değil ama olabilecek en hızlı bir şekilde herkesi de mümkün olduğu kadar tüm Eczacıbaşılıları da kapsayıcı bir şekilde ele alarak, birlikte eğitimlerde yer alarak bunları değiştirmeye, mümkün olduğu kadar döngüsel ekonomi alışkanlığını getirmeye çalışarak gitmek istiyoruz. Ama dediğim gibi yani bunu bir strateji çerçevesinde parametrelerle takip edip azaltmaya çalışıyoruz. Uygar, içinden bir şeyler söylediğini duyuyorum. Onları yüksek sesle de söyleyebilirsin. Yok, içimden başka şey geçiyordu ama tamam söyleyeyim. Aklıma birkaç bir şey geldi. O da şu, yani bence Eczacıbaşı bu konuda çok daha iddialı, çok daha sesli, çok daha planlı olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Eczacıbaşı'nın Türkiye'nin en iyi kurumlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de daha çok bekliyorum. İnşallah. Yani burada sözle yapılacak şeyler değil bunlar. Aksiyonla ancak yapabilirsin. Evet. Uygar. Evet. Evet. Ben de kesinlikle yani kolay bir şey değil, kolay bir süreç değil ve İşte bir günde olacak bir işte değil. Ama yani katılıyorum, işte sözlerin arkasında eylemin olması gerekiyor ve eğer küresel kelimeyi unuttum bir saniye. Sıcaklık artışını 1.5'te tutmak istiyorsak yani gerçekten acilen harekete geçmemiz lazım. O yüzden evet, bunu gündeme getirmek istemiştim. Şimdi de topu Can'a atıyorum. Ben de Q&A kısmından, izleyicilerimizden gelen sorulardan bir tane sormak istiyorum. Doktor Uygar Özesmi'ye sorum. Konuşmanızda hayatınızın her alanında etiğin ve çevreciliğin kesişimselliği ve önemi hakkında bahsettiniz. Sizce yeni nesiller bu konularda özellikle de tipik olarak çevreyi ihmal eden iş alanlarında çalışmayı planlıyorsa nasıl daha bilgili hale gelebilir ve değişim yaratmak için adım atabilir? Yani şöyle söyleyeyim, fosil yakıt endüstrisinde çalışmayın.
çalışacağım yok illaki çalışacağım diyorsanız o zaman da değiştirmek dönüştürmek üzere harekete geçerek girin. Yani hakikaten böyle bir ajanda ve planla. Çünkü Hazal'ın dediği gibi yani 1,5'un üzerine çıkarsak bu dünyada zaten yaşamak istemeyeceğiz pek hiçbirimiz insanlık olarak. Dolayısıyla yani çok iyi seçin nereye gireceğinizi bence. Mutlu olmak için de yani insan sonuçta yatağına yattığı zaman mutlu olmak istiyor. Yani silah endüstrisine girmeyin bir kere yani silah endüstrisinde işiniz ne? Yani oraya ne denir? Zeki olanlar değil aptal olanlar şimdilik girsin sonra onu tamamen ortadan kaldıralım. Dolayısıyla yani silah endüstrisine girmeyin. Fosil yakıt endüstrisine girmeyin. Yani bir takım şeyler var ki yani akla kara hakikaten. Yani çok net. Yani. Fakat her şey o kadar net değil. Yani sonuçta işte Faruk'un alanı ilaç sanayi. Şimdi ilaç sanayi çok değerli. Şu anda hepimiz şey aşı aşı diye ölüyoruz değil mi? Yani dolayısıyla bazı alanlar var ki bunlar henüz istediğimiz noktada olmayabilir. Ama biz onları o noktaya getirmek için içeriden dışarıdan her koldan çalışabiliriz. Yani bunu hep beraber yapacağız. Yani ben şeye de çok karşıyım. İşte yeni nesiller çözsün bunu. Ya hayır yani çocukları gençlerin işi değil bu. Bizim işimiz. Yani biz yapmak zorundayız. Ha siz de yardım ederseniz şahane olur. Belki başarabiliriz. Onun için de Sera'nın söylediği gibi Sera Göksel'in şey çok önemli. Yani senin girdiğin alanı dönüştürebilmen çok önemli. Onu dönüştürebilmenin yolu da bence sosyal organizasyonel değişim bilgisi çok önemli. Yani sistem teorisi, systems theory, complex systems theory, yani karmaşık sistemler teorisi, leverage point'lar, kaldıraç noktaları, ondan sonra gibi bir takım alanları artık yani bize buraya getiren olay yani insanlığa bakarsak analitik indirgemeci yaklaşım ve düşünce biçimleri. Yani analytical reductionism. Halbuki bizim yeni nesiller olarak hepimiz gençler de diyor hayır ben de hepimiz yapmak zorundayız. Bizim holistik sentetik düşünce tarzını benimseyerek sistemlere o gözle bakarak o sistemleri dönüştürecek bilgileri özümseyip onları harekete geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sera denedim ama yanıt veremediysem veya çok abstrakt kaldıysam ayrıca haberleşiriz. Ben daha uzun bir sohbette yaparım. Çok teşekkürler. O zaman benim de sormak istediğim bir soru vardı. Şimdi aslında bu yani sunumlarda buna biraz değinildi. Ama ben biraz böyle yani iklim değişikliği çerçevesine almak istedim. Şimdi Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yapay zeka algoritmalarına göre farklı bilgiler farklı insanlara ulaşıyor. Ve hatta buradan da yanlış bilgiler de ulaşabiliyor insanlara. Ve iklim değişikliği konusunda hala tartışmaların yaşandığını biliyoruz. Örneğin işte iklim değişikliğinin gerçek olup olmadığı üzerine, ne kadar ciddi olduğu üzerine, bu değişimin insan kaynaklı olup olmadığı üzerine. Sosyal medyanın da işte bu tartışmaları yaymakta bir rolü var. Bunu climate communication açısından nasıl değerlendirebiliriz ve insanlara doğru bilgilerin ulaşmasını sağlamak için nelerin yapılması gerekiyor? Bunu da ilk Faruk Bey'e şey yapıyorum. Peki. Sonra sıra sıra gidebiliriz. Tamam Hazal'cığım. Şimdi benim burada iki nedenden dolayı şu anda bizim geçmişten getirdiğimiz, yani önce bir Uygar'ın söylediğine bir şey yapmak istiyorum, bir cevap vermek istiyorum. Bazı konularda zaman zaman onunla aynı fikirde olmuyoruz. Gençlerin yapması gerekmesini söylememin temel nedeni aslında bir takım alışkanlıkları birlikte taşımamaları. Yani çok daha rahat kendi tool'larını, kendi sahip oldukları gereçleri kullanma imkanına sahip olma. Kendi yeni gereçleri çok daha rahat
kullanabilme imkanına sahip olmaları. Şimdi Hazal'cığım, bu senin sorunda şuraya gelmek istiyorum. Ben açıkçası şeye inanırım. Yani aklımıza gelecek bütün kavramlar, kurumlar, hepsi aslında yeni bu networking kavramları, internetten sonraki gelişen, yapılmış. Ben endüstri döneminin bittiğine inanıyorum. Endüstri döneminden sonra yeni bir dönem başladı. İşte burada bütün bizim getirdiğimiz, alıştığımız, demin de Uygar'ın bahsettiği bu son 200 yılda bizleri harap eden bir takım kavramlar, kurumların aslında bütün kurallar o tarihlerde konuldu. O yapılarda, bu süreç içinde konuldu. Şimdi bunun hepsinin tepeden tırnağa yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela biz konuşma özgürlüğünün demokrasinin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Yani konuşma özgürlüğü. Halbuki konuşma özgürlüğü ile demokrasi bugün birbiriyle rekabet eder halde. Yani unutmayalım, bundan 3 ay önce Amerika'nın yani senatosunu veyahut kongresini, Capitol'u basan adamlar, insanlar ve elinde geçirdikleri insanları boğazlamaya hak görebilecek insanlar arkalarında konuşma özgürlüğünü aldı. Burada bunun sınırlarının, yani demokratik çerçevede sınırlarının nasıl çizileceğinde yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz özellikle bu küresel ısınma konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Hızla duvara doğru çarpıyoruz. Şimdi veyahut ona benzer aşı konusunda, işte yani aşı oluyorsan, yani özellikle belli bir yaşını doldurmuş insanlar aşı olursa kurtuluyor, aşı olmazsa sürünüyor. Şimdi buradaki konuşma özgürlüklerini biraz daha farklı bir gözle bakmamız lazım diye düşünüyorum. Yani etik kuralları, etik çerçevesindeki kuralları nasıl zorlayarak koyacağımızın bu demokratik kuralların yapılaşması için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz bunları tanımlamadan doğru bir yapılaş ve bu küresel de bir konu. Yani ülke ülke çözebileceğim bir konu değil. Yani bugün yani Tanzanya'da birisi sana küfretse sen bunu hakaret olarak kabul edebilirsin. Hiç böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani bunların hepsinin küresel bir açıdan yeniden tanımlanması ve üzerine gidilmesi lazım. Kolay bir iş mi? Çok zor bir iş. Ama çağ atlamak dediğinde zor bir şey zaten. Tamam. Benim cevabım bu kadar. Hazal'cığım. Evet, kesinlikle zor bir iş zaten. İşte bizim iklim aktivizminde bir sloganımız vardır. System change, not climate change. Ve gerçekten sistem değişikliği gerekiyor ama evet, bunun zor olduğunu söylüyorum, itiraf ediyorum. O zaman bir tane daha soru vardı Q&A'den. Onu Füsun Hoca'ya sorabiliriz eğer uygunsa. O Rana'nın sorusu mu bahsettiğimiz? Onu izleyicilerimiz görmüyor, o yüzden ben bir okuyayım. Dünyada yeniliğin, inovasyonun pek de gerekli olmadığı, yani hayati olmadığı bir noktaya geldik. Bu durumda sorum şu, yenilik her şeye rağmen gerekli mi? Spesifik olarak teknolojik yeniliklerin kötü yanları ne olabilir? Ben tabii ki Rana gibi düşünmüyorum. Yeniliğin ve inovasyonun her zaman gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece bu kötüye olarak yorumlanacak, teknolojik yeniliklerin kötü olarak yorumlanabilecek durumu yine insanlardan kaynaklanıyor. Bu teknolojiyi siz kötülük için kullanırsanız, örnek interneti siber zorbalık için kullanırsanız, kötü oluyor. Ama siz interneti farklı kültürleri tanımak, birlikte projeler geliştirmek, haberleşmek, alışveriş etmek,
birçok şey için kullanabilirsiniz. Ben sunumumda da söyledim. Değişim her zaman mevcut. Devamlı hayat değişiyor, deviniyor, yenilikler geliyor. Bunun için de yenilikler ve inovasyon çok gerekli. Benim düşüncem bu. Hazal, ben de bir ona dair bir şey söylemek istiyorum. O da şu, şimdi bir Luddite hareketi vardı zamanında, yani makine kırıcılar. Şimdi başarılı olmadı bunlar. Nitekim bugün içinde bulunduğumuz endüstriyel devrimi yaşıyoruz. Hani endüstriyel devrim de bir inovasyondu sonuçta. Yani çok büyük bir değişiklik yarattı. Şu anda sonuçlarını yaşıyoruz. Bence buradaki o sonuçlarını yaşarken de yeni bir evrilme ve yeni bir değişim, adaptasyon, uyum sürecindeyiz. Katılıyorum ben Faruk'a. Çok şey zamanlardan geçiyoruz. Çok kritik zamanlardan geçiyoruz. Yani bir yandan çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bir yandan da çok büyük bir felaketin eşiğindeyiz. Yani bu bir bıçak sırtı gibi. Yani at the edge of chaos derler buna. Kaosun sınırında. Ve o dönemlerde çok büyük inovasyonlar esasında gerçekleşir. O dönemlerde çok büyük farklılıklar olabilir. Yani dolayısıyla bizim şu anda içinde bulunduğumuz zamanın sadece bir iklim krizi zamanı değil. Çünkü kriz biliyorsunuz aynı zamanda Çince'de fırsat anlamına da geliyormuş. Bir fırsatlar zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim şimdi öyle inovasyonlara ihtiyacımız var ki bu inovasyonlar insanlığın bu gezegendeki varlığını ne şekilde gerçekleştirebileceği üzerinde olsun. Yani biz öyle inovasyonlarla çıkalım ki insanlar gezegenle uyumlu bir şekilde var olabilsinler. Ben şu anda böyle inovasyonlardan bir tanesinin üzerinde çalışıyorum. Türetim ekonomisi dediğimiz bir inovasyon. Türetim ekonomisinde biz diyoruz ki insan ekonomik sistemini aynen bir Amazon ormanına dönüştürelim. Yani nasıl Amazon ormanı 55 milyon yıldır bu gezegende var. 55 milyon yıldır Amazon ormanı bu gezegene hiçbir zarar vermemiş. Dünyanın en biyolojik çeşitlilik açısından zengin yeri. Ondan sonra inanılmaz üretken bir ekosistem. Çeşitlilik böyle yani inanamazsın yani yüz binlerce dünyanın ciğerleri evet aynı şekilde ciğerleri çünkü ne yapıyor o da geceleri oksijen alıyor ondan sonra karbondioksit veriyor sonra gündüzleri karbondioksit alıyor fotosentezle oksijen veriyor karbonu sekvestre ediyor bizim zararlarımızı da bertaraf etmeye çalışıyor tabii yakmadığımız sürece. Ondan sonra dolayısıyla şunu düşünelim. Yani bizim ekonomimizi hadi şimdi hep beraber bir Amazon ormanına çevirelim. Tamam? Al sana inovasyon. Yani bu şey değil. Ne denir? Hani bir kötü bir şey değil bunu yapmaya çalışmak. İnsan ekonomisini ormana çevirmek için gayret etmek. Yani dolayısıyla inovasyonlarımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Onun için de bir takım prensipler gerekiyor. Bir etik çerçeve gerekiyor. Ben bayılmıştım. Benim doğadan bahsettim. Doğa okuduğu üniversitede eski klasiklerde etik üzerine kitaplar okuyordu. Hayret ettim ya dedim. Demek size mühendislere bunu da anlatıyorlar. Ha? Helal olsun be falan dedim. Yani dolayısıyla bizim buna artık biraz yönelmemiz gerekiyor. Bizim neyi hangi inovasyon okey? Moral philosophy. Yani hangi inovasyon İyi, hangi inovasyon kötü? İyi ve kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? Bunun üzerine kafa yoran ve buna bağlı inovasyona dair, bilime dair bir takım anayasal prensipler getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve o anayasayı da uygulayacak, yani sadece toplumsal hayata değil, bilim ve bilimin üretimi ve teknoloji konusunda da bir anayasal düzene ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Zamanımızı da 4 dakika açtık ama bir öğrencimizin de bir sorusu var. İsterseniz onu da iletelim Kuzey'in sorusunu. Akabinde de bitirelim. Bu son sorumuz olsun. Ben sorayım isterseniz. Kuzey şunu sormuş. Bildiğimiz üzere Türkiye'nin üç tarafı sularına çevrildi ve biz bunu değerlendiremiyoruz şu an için. Denizlerden yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için yapılan bir proje devlet tarafından ne kadar destek görür şeklinde. Bunu ben aynı zamanda ortaya da iletmiş olayım. Kim dilerse öyle başlasın.
Denizlerin pek çok şeyinden yararlanmıyoruz. Sadece enerji değil. Maalesef üç tarafımız sularla çevrili olduğu halde denizciliğe dair pek çok alanda biz yokuz. Onun neden olduğunu ben de çok merak ediyorum. Zaman zaman yetkililere de soruyorum. Ama yenilenebilir enerjiyi denizden üretmek müthiş bir fikir. Devlet destekler mi bir dalgadan enerji üretme projesi? Tanıdığım biri üzerinde çalıştı. Maalesef böyle bir destek devletten göremedi. O proje yürümüyor şu anda. Ama bu desteklenmeyecek anlamına gelmiyor. Son 10 yılda ben yatırımcı çerçevesinin Türkiye'de çok geliştiğini görmeye başladım. Daha önceden fikirlere yatırım yapılması çok zayıftı ülkemizde. Ama internetin de getirdiği, ortak aklın da getirdiği bir takım inisiyatiflerin de bu konudaki farkındalığı arttırması sonucunda gençlerin veya şirketlerin bazı projelerine güzel paralar yatırıldığını görüyoruz. Yani böyle bir fikir varsa, böyle bir proje varsa denemek lazım. Teşekkür ederim. Ben bir son söz ekleyebilir miyim müsaade eder? Yani çok teşekkürler. Bu soru aslında beni bir noktaya götürdü. Şimdi hükümet destekler mi desteklemez mi diye bir soru sordun. Bunu tabii hükümet bilir. Yani keşke desteklese, dileğimiz bu gibi bu tarz şeyleri desteklemesi. Ama şimdi biz gün geçtikçe hakikaten görüyoruz bir takım alarm zilleri çalıyor, bir takım sistemleri değiştirmekten bahsediyoruz. Yani kendi istediğimiz yöne karşı görülen reaksiyonları fark ediyoruz. Şimdi burada şunu da sık sık göreceğiz ve gittikçe daha fazla da görmeye hazırlıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ortada mevcut kurulmuş bir düzen var. İyi kötü işleyen, hedeflediğimiz birçok şeyin lehine işlemeyen ama işleyen, yani insanlara ekmek götürmesini sağlayan, ne bileyim ben, hayatın devamlı akışını sağlayan bir ekonomik yapı var. Gittikçe bozuluyor belki ama yavaş bozuluyor. Bunun içinde çıkar sağlayanlar var tabii. Böyle önemli etkenlerinden bir tanesi. Şimdi sen buna karşıt bir sistem, çok büyük farklı şeyler söylediğin zaman büyük bir ihtimalle bütün bu sistem, ben herhangi bir ülkeden de bahsetmiyorum. Yani dünyanın genel kurallarından bahsediyorum. Mevcut giden sistem, ekonomik sistem, sosyal sistem adına her ne tepki gösterecektir. Her değişime, değişim artma gereği arttıkça ve köşeye sıkıştıklarını hissettikçe sistemler daha fazla reaksiyon gösterecekler. Buna tepkiyi nasıl ayarlayacağınızı da iyi düşünmeniz lazım. Çünkü teslim olmak doğru bir şey değil. Devrim mi yapmak? Yoksa insanları ikna mı etmek? Yoksa yeni şey, yeni akışa kendini kaptırıp artık nasıl olsa gideceği kadar gidecek, ben kendi yerimi belirleyip ondan sonra susayım oturayım mı demek? Bu herkesin kendi bileceği iş. Fakat bilelim ki şartlar gelişmeleri zorladıkça, havalar ısındıkça, buzlar eridikçe veyahut ne yabanıllar azaldıkça mevcut sistem kendini daha fazla tehlikeli hissettikçe daha fazla da reaksiyon gösterecek. Buna karşı tepkiyi nasıl yapacağımızı iyi belirlememiz lazım. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben susuyorum artık. Hem Can hem Hazal hakikaten çok güzel sorular vardı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok keyifli, ufuk açıcı ve heyecan verici bir sohbetti hepimiz için. Hiç bitmesin istiyoruz.
Öte yandan biz 1,5 saate ayırmış olduğumuz 1,5 saati doldurduk ve açtık bir 10 dakika. Füsun Hanım'a, Uygar Bey'e, Faruk Bey'e, öğrencilerimiz Hazal ve Can'a, başta öğrencilerimiz olmak üzere hepimiz için son derece verimli bir sohbet oldu. Zaman ayırdığınız, öğrencilerimizi soru sormaya yüreklendirdiğiniz için ve bunlara samimiyetle yanıtlar verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İleride umarız sizleri okulumuzda da ağırlama şansımız olur. Bu vesileyle hem öğrencilerimize, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Ben de sunumlarınız ve ilginç cevaplarınız için ben de teşekkür etmek isterim. Ben de teşekkür etmek isterim. Çok gerçekten Mayr Hoca'nın dediği gibi ufuk açıcı bir tartışma oldu. Çok teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Hoşçakalın. Soru cevap kısmından da teşekkürler geldi. Onu da belirtmek istedim. Biz de teşekkür ederiz. Bizim için de güzel bir toplantıydı. Gençlerin, yeni neslin bu kadar güzel yetiştiğini görmek.